Merhaba sevgili Diktör takipçileri. 7. sezon 6. bölüm incelemesi burada. İncelemeye başlamadan önce şunu belirteyim. Bu bölüm hakkında gelen soruları da yanıtlamaya çalıştım. Yani Night King mızrağı neden Drogon'a değil de Viserion'a attı? Veya Night King geleceği mi görüyor? Eğer görüyorsa neden ikinci mızrağı attı? Uzun pençenin gözlerimi açıldı falan hepsinin cevabı var. Daha fazla uzatmadan bölümü izlemeyenler için bu videonun karanlık ve spoilerlarla dolu olduğunu söyleyerek incelemeye giriyorum. Bölümümüz Boyalı masanın üzerinden şöminenin açısı ayarlanarak tam da doğu gözcüsünün olduğu yerde alev varmış gibi gösterilerek açılıyor. Gendry, Jon ve Tormund'un sohbetinden Gendry'nin Bracken kuzeye gelmeyi hayatında hiç kar görmediğini öğreniyoruz. Ardından Jon ve Tormund mens Raider hakkında konuşuyorlar. Tormund, Jon yabanlılarla çok uzun zaman geçirdiği için artık diz çökemeyeceğinden bahsediyor. Aynısını 4. sezon 10. bölümde Jon'a söylemişti. Ardından Tormund, Men's Raider'ın gururu yüzünden birçok insanın öldüğünü söyledi. Ama bu tamamen yanlış. İşte dizi geçmişteki olayları unutuyoruz sanıyor ama öyle değil. Bu bölümün sonunda Jon'un yapacağı şey için Men's çok gururluydu ve diz çökmedi. Bu yüzden bir sürü yabanıl öldü gibi bir şey attılar ortaya. Ama gerçekte olanla alakası yok. Sırf Jon bölümün sonunda diz çökecek diye böyle bir replik koydular. Mance Raider, Stannis'in ordusu gelir gelmez tüm yabanlılara silahlarını bırakmaları gerektiğini söyledi. Evet diz çökmedi ama ordusu da savaşmadı. Sadece diz çökme eylemini yapmadı yani. Bu yüzden ölen tek kişi de kendisi oldu. Öyle onu takip eden insanlar onun yüzünden falan ölmedi. Gendry, Beric ve Toros'un yanına gittiğinde eski defterler açıldı. Sancaksız kardeşlik Gendry'i para için Melisandre'ye vermişti. Melisandre, Gendry'e sülükler yerleştirmiş ve kanını kullanmıştı. Hatta Davos onu kaçırmasa Gendry'i ışık tanrısına kurban edecekti. Sancaksız kardeşlik mevzusunun açılmasına sevindim. Engay adında bir karakter vardı hatırlar mısınız? Kendisi müthiş bir okçuydu ve kardeşlikten ilk tanıdığımız kişiydi. En azından o karakterin öldüğünü falan gösterselerdi çünkü eğer Engay burada olsaydı o ak gezenleri ejderha camından yapılma ok başlarıyla teker teker indirirdi. John ve Jorah Mormont'un sohbetinde ana konu babalardı. Jorah'ın ve John'un babasının iyi insanlar oldukları ve nasıl öldükleri konusu açıldı. John, George Mormont'un öcünü aldıklarını söyledi ki Carl Tanner gibi biriyle duelloya çıkarak zaten George Mormont'u ne kadar sevdiğini kanıtlamıştı. Jorah Mormont ise kendisinin suçlu bulunması konusunda Ned Stark'ı haklı bulduğunu söyledi. Ardından konu uzun pençeye geldi ve John al oğlum al çekinme derken Jorah sende kalsın diyerek cevap verdi. Burada dizi Winterfell'e geçti ve orada inanılmaz zayıf ve zorlama bir konu işlendiğini gördük. Sansa'nın birinci sezonda gönderdiği mektup, Robb'un eline geçer geçmez Robb'un verdiği tepki bunu Sansa'ya zorla yazdırmışlar. Aynı şekilde Catelyn'in tepkisi de Sansa'nın yazısı ama Cersei'nin sözleri şeklindeydi. Sırf serçe parmak bir şeyler karıştırmış olsun da iki kardeş birbirine düşüyormuş gibi olsun son anda Bran bunları uyarsın ve serçe parmak ölsün diye yazılmış bir senaryo. Senaristler 6. ve 7. sezonda Waris ve Serçe Parmak karakterlerini tamamen öldürdüler. Ellerinde bu karakterlere yazacak materyal kalmayınca son 2 sezondur nasıl sıçtıklarını izliyoruz. Eski sezonlarla tamamen tutarsız hareketlerde bulunan bu karakterler bu sezonda tamamen bitti. Resmen en sevdiğim karakter olan Serçe Parmak ölsün diye bekliyorum. Bunlar daha fazla işin içine batırmadan ölsün yoksa gördüğümüz en mal karaktere falan dönüşecek. İncelemede bu Winterfell kısmına daha fazla değinmeyeceğim. Sadece arkadaki kuzgun seslerine dikkat ederek izleyin. Bran tüm bu olanları biteni izliyor diye bağlayacak gibi duruyorlar. Duvarın kuzeyine giden yüzük kardeşliğine dönecek olursak Tormund ve Tazı'nın kaynaştığını görüyoruz. Tormund'un Brian için olan yanık bakışlarının sebebinin ondan dünyayı fethedecek çocuklar yapmak istemesi olduğunu öğreniyoruz. Beric ve Jon'un konuşması tam bir fan service ile başlıyor. Beric Jon'a Babana benzemiyorsun diyor ve bu yine tamamen yanlış olan bir cümle. Stark çocuklarından Jon her zaman ne de en benzeyeni. Dizideki görüntülerine bakıldığında bile bunu görebiliriz. Rob ve Sansa Catelyn tarafına yani Tully'lere çekmişti. Catelyn'in Jon'a kötü davranıyor olmasının bir sebebi de buydu. Jon Stark çocuklarından daha fazla Stark'lara benziyordu. Dizi yine geçmişi unutmuşuz gibi davranarak ehehe yani babası Rhaegar yani ehehe gibi bir sahne koydu ortaya. Neyse burada Beric ve John arasında ilginç bir konuşma geçti. İkisi de ölümden kızıl rahipler tarafından döndürülmüş kişiler. Beric ışık tanrısı senin yaşamanı istiyor dedi. John ışık tanrısı benimle hiç konuşmadı. Ben onun için savaşmıyorum dedikten sonra bir noktada kimsenin ne istediğini bilmediği bir tanrıya niye hizmet ediyoruz repliği geçiyor. Aslında bu yanlış. Kimse ne istediğini bilmiyor değil. Arada sırada alevler içerisinden görüler gönderiyor. Ve bu görüler doğrultusunda insanların kaderi değişiyor. Her zaman görülleri gönderenin ışık tanrısı olmadığını düşünsem de, bu göreve giden insanlar tazı tarafından yönlendiriliyor. Tazı da kendisine gelen ok başına benzeyen dağ görüntüsüne göre hareket ediyor. Yani bu görülleri gönderen her kimse, göreve gidenlerin bölümün ilerisindeki yere ulaşmalarını istiyor. Bu noktaya döneceğiz. Tazı, okbaşı dağını görüyor ve ona doğru gidiyorlar. Bu noktada Twitter'dan da birçok kez fotoğrafı bana mesaj olarak atıldığı üzere şöyle bir durum var. Bu da ormanın çocukları Night King'i yaratırken arka planda görülen dağ. Bu iki görüntüden özellikle bir şey çıkaramadım ama bu noktanın önemli olduğu kesin. Ejderha kayasına geçersek kaç bölümdür incelemelerimde yer vermiyorum diye yorumlarda görmüyorum sanıldığını öğrendiğim bu olaya geçiyoruz. John ve Deni aşkı. Bu ilişkiden o kısa bakışmalardan ve ucuz senaryodan bu ikisi arasında bir ilişki yaşanacağının sinyali o kadar verildi ki anlamamak için tüm alıcıların kapalı olması lazım. Şimdiye kadar bahsetmedim çünkü dizinin bunu yaptığını inkar etmek istiyordum. Evet, diziyi ya şu sarı kızla Küçük Emrah beraber olacak mı ya diye izleyenlere gün doğdu. Yüzeysel izleyicilerin hepsinin ki dizi izleyicilerinin büyük kısmı bu kümeye giriyor. İstediği şey olan John ve Deniz aşkı artık tamamen başladı. Kınalar yakılabilir çünkü dizi fanların istediği yönde ilerliyor. Hadi ilerliyor. Bari düzgün ilerlesin ama değil mi? O da yok. Deniz resmen John hakkında o benim için çok küçük dedi. Evet bunu dedi. Şimdi bunu hangi anlamda dediğini bilmiyorum ama hangi anlamda söylediyse bu yanlış. Yaş olarak bakılırsa John deniden bir yaş büyük olarak geçiyor. Boy olarak bakılırsa boyu boyuna. Makam olarak bakılırsa biri kuzeyin kralı diğeri kraliçe. Yani hiçbir anlamda John deniden küçük değil. Senaristler yine geçmişi kendi yazacakları şeye göre değiştiriyorlar. Sırf orada Daenerys iki naz yapsın diye geçmişi büken senaristlere selam olsun. Ha, Kal Drogo'dan sonra Jon'unki beni kesmez anlamında Jon benim için küçük dediyse bilemem. Burada geçen konuşmalarda insanlar çocuğum olmayacak lafına takılmışlar. Mirri Mazdur birinci sezonda Deni'ye bir daha çocuğu olmayacağını söylemişti. Bu bölümde de Jorah'ın Jon'a uzun pençe artık senin ve çocuklarının dedikten sonra Tyrion'un Deni'ye bunu sorması bayağı göze parmak olmuş. Şimdi kuzeye geri dönelim. White'a dönüşmüş bir kutup ayısının saldırısını gördük. Bu kutup ayısı figüranlardan birini indirdikten sonra Toros'u da indirdi. Şimdi birçok kişi bu noktada neden ölen figüranı bağlayıp White'a dönüşmesini beklemediler diye sormuş. Ak gezenler kaldırmadan birilerinin White'a dönüştüğünü görmedik. Evet duvarın güneyine getirilenler vardı ama onların çok daha öncesinden oraya yerleştirilmiş White'lar olduğunu söylemiştim kaçırdıklarınız serisinde. Duvarın kuzeyine götürülen her ölü canlanacak diye bir şey göstermedi dizi bize. Böyle bir kural koymadığı için ak gezenler kaldırmadan tüm ölüler kalkıyor mu bilmiyoruz. Öyleyse zaten saçma olurdu çünkü o zaman duvar yıkılırsa ve büyü bozulursa tüm güneydeki şimdiye kadar ölenler birden kalkacak mı? Yani uzun lafın kısası bu olmazdı. Thoros ve Jorah'ın Pyke kuşatması hakkında konuştuklarını gördük. Kral Robert zamanında Baelon Greyjoy isyana kalkmış ve cezasını ödemişti. Kara saldırısında Pike kapılarından içeri ilk girenler Thoros ve Jorah Mormont'tu. Şimdi tam bu konuşmadan sonra bir ak gezen ve onun peşine taktığı bir grup White'ın tuzağa düşmek istercesine ana gruptan ayrı gezdiğini gördük. Çoğu inceleme yapan kanal bunun senaryodaki saçmalık olduğunu söylemiş olsa da Night King geleceği mi görüyor videosunda söylediğim gibi bu tamamen Night King'in kurduğu bir tuzak. Şimdi öncelikle şunu belirteyim tüm geleceği televizyon gibi izliyor demiyorum. Görüleri var ve bu kesin. Yoksa diziyi izlemeyi bırakırım. Eğer geleceğe dair görüleri yoksa veya ejderhanın geleceğini bir şekilde bilmiyorsa ve bu bölümdeki olanlar gerçekleştiyse çok ciddiyim diziyi bırakırım. Ama bu senaristlerin o kadar da aptal olacağını sanmıyorum. O yüzden Night King kesinlikle geleceğe dair bazı görülere sahip veya bazı olacakları biliyor. Hatta bizim tayfanın buraya gelmesini de o sağladı diyelim. Nasıl mı? Şöyle. Bizim tayfa neden bu yöne doğru hareket etti? Tazı'nın 7. sezon 1. bölümde alevler içinde gördüğü ok başına benzeyen dağ yüzünden. Şimdi bu görüyü gönderen kişiye döneceğiz demiştim. Sizce bunu ışık tanrısı göndermiş olabilir mi? Neden bizim tayfanın oraya gitmesini istesin? Gittiler de ne oldu? Bir tane White'la bir ejderhayı takas ettiler. Gerçekten ışık tanrısı bunu ister miydi? Peki bu görüler kimin işine yaradı? Tabii ki de Night King'in. Şimdi diğer ak gezenlerden ayrı dolanan bir ak Gezen ve onun yanında getirdiği kendisinin kaldırdığı White'lar var. Sonrasında bu ak Gezen ölüyor ve biri hariç tüm White'lar onu takip ediyor. Yani birisi hariç orada bulunan tüm white'lar o ak gezen tarafından diriltilmiş. Demek ki o tek white'ı kontrol eden ve ona orada bulunmasını söyleyen başka bir ak gezen var. Yoksa dediğim gibi şansa bala bir tanesinin hayatta kalması bu senaristlerin bile yapmayacağı bir şey olurdu. Sonrasında tüm white'lar koşturmaya başladı ve Westeros olimpiyatları baş gösterdi. Gendry 10.000 metre dalında dünya rekorunu elinde tuttuğundan doğu gözcüsüne en hızlı şekilde onun gidebileceği söylendi ve savaş çekicini geride bırakan Gendry'nin hızla gruptan ayrıldığını gördük. Hemen sonrasında bizim elemanlar ortadaki yükseltiye çıktılar ama dikkatinizi çekerim White'lar zaten onların peşinden koşmuyordu. Etrafı çembere almaya çalışıyorlardı. John yükseltiye çıktığında etrafı gösterdiler. Bir saniye sonra White'lar etraflarını sarmıştı. Öncesinde de kenara koşan White'lar olduğunu zaten görmüştük. Yani amaçları onları çevrelemekti. Şöyle söyleyeyim. Night King'in bir görüsü olduğunu düşünün. Tam burada ortada ellerinde yakalanmış bir White'la bir insan grubu olduğunu ve etraflarının White'larla çevrili olduğunu gördü. Ve tepeden ejderhaların buraya geldiğini gördü. Kendisine bir ejderha isteyen Night King bu olayın oluşması için elinden geleni yaptı. Burada gördüğü insanlara görüler gönderdi. Bir ak gizenini yanında kendisinin kaldırdığı bir White'la beraber onlara yem etti. Ardından etraflarını çevirdi ve onlara saldırmadı. Çünkü onları öldürürse görüsü gerçekleşmeyecekti. Gendry Daenerys'e Whatsapp'tan konum atmadığına göre Daenerys'in oraya ejderleriyle inmesi için Jon ve grubunun orada canlı halde olması gerekiyordu. Yoksa 50 kere Jon'ları öldürürdü. Havayı soğutarak o aradaki suyu dondurabilirdi. Ellerindeki mızrakları Jon'lara fırlatabilirdi. Hatta ne kadar güçlü olduğunu gördük. 5-10 tane White'ı birden tutup Jon'un kafasına atabilirdi. Ama bunu yapmadı. Çünkü eline bir ejderha geçirmek için sezonun başından beri kurduğu bir tuzaktı bu. Yanında koskoca zincirler getirmişti ve elinde mızraklarla hazır ejderhanın gelmesini bekliyordu. Bu noktada güzel bir soru doğdu. Night King ölürse tüm Akgezenler ve onların dirittiği White'lar da ölüyor mu? Yoksa Night King öldürüldüğünde bir başka Akgezen mi Night King olmaya başlıyor? Bunu bilemiyoruz. Ama sanırım dizi bu yöne doğru gidiyor. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Bir sürü kişi White'lar o tazının attığı taş yüzünden oranın buz tuttuğunu anladı sanıyor. Alakası yok. White'lar ak gezenlerin emriyle hareket ediyor. Bunu ölen ak gezende gördük. Durmalarını emretti ve durdular. Yani White'lar kendi başlarına oranın buz tuttuğunu görünce bu tayfayı öldürmeye harekete geçti diye bir şey yok. İşaret bekliyorlardı ve ak gezenler saldırmalarını emretti. Çünkü ejderin o sırada geleceğini biliyorlardı. Veya Night King biliyordu. Öyle de oldu. Şimdi burada ölen ejderhanın Viserion olduğunu nasıl anladılar da söylediler bilmiyorum ama herkes Viserion olduğunu söylemiş. Halbuki Viserion altın renginde bir ejderhayken buradakinin rengi anlaşılmıyordu. Ama zaten bir ejderha ölecekse bu Viseryon olacaktı. Drogon'a Deni biniyor. Regala da Jon binecekti. Her neyse şimdi burada gelen bir soru daha var. Westeros olimpiyatları cirit atma şampiyonu Night King neden Drogon'u değil de Viseryon'u vurdu? Bunun birkaç cevabı var. Ama ben öncelikle karakterlerin Drogon'un üstüne bu kadar kolay şekilde çıkmasına değinmek istiyorum. Arkadaş biz yıllarca ejdere kim binecek diye düşünelim. Adamlar Drogon'u at arabasına çevirsin. Ulan bu ejderler öyle fazla laf söz dinleyen hayvanlar değil. Hadi geçen hafta Jon'a ellettiler, bir laf demedim. Ama bu bölümde Drogon'u at arabasına çevirmeleri hiç hoş olmadı. Ben 5. sezon finalinde 100 yıllar sonra sonunda bir ejder efendisi daha oldu. Sonunda biri ejdere bindi diye sevinmiştim. Ama zor değilmiş demek ki. Şimdi şu yerde duran ve üzerinde insanlar bulunan Drogon değil de neden Viseryon öldürüldü sorusuna gelelim. İlk cevap Drogon o sırada bir tehdit değil. O sahneye bakarsanız Drogon Night King'in farkında bile değil. Ama Viseryon içine mızrak girmese alevini Night King'e ve yanındaki ejderlere püskürtecek. Ona doğru yöneliyordu yavaştan. Diğer bir cevapsa Night King dragon ve üzerindekilerin gitmesini istedi. Evet sonradan mızrak attı ama o mızrakta ciddi olduğunu sanmıyorum. Viserion daha yukarıda ve daha uzaktayken rahatlıkla tek atan adam bunu da indirirdi. Sanki onlar kaçtık sansınlar istedi ama yanlarında bir white götürdüler. Ben Night King'in tüm white'ların gözünden görebildiğini düşündüğümü teori videosunda söylemiştim. Bu sayede Night King aynı Bren'in bir hayvana girip onun gözlerinden etrafı görmesi gibi Westeros'u görecek. Karşısındaki düşmanları tanıyacak ve bu onun için inanılmaz bir fırsat. Şimdi de şu John sudan çıktıktan sonra uzun pençenin gözlerinin açıldığı sanılan sahneye geçelim. Sevgili Giktör takipçileri, paranoyak oldunuz. Bu sözün benden gelmesi biraz ironik kaçıyor ama bu sahnede resmen kurdun gözleri John çıkmadan önce de kızıl ama sadece gökyüzünü yansıtıyor. Ardından John elini yukarı attığında su damlası kurdun gözüne gelince artık gökyüzü yansımıyor. Bu kadar basit. Bu konuda 50 tane mesaj geldi ve gelen yorumların haddi hesabı yok. Şimdi Benjin amca geldiğinde şaşıran var mıydı bilmiyorum. Çünkü zaten Winter is Here sezon fragmanında Jon'u ata binmiş şekilde uzaklaşırken görmüştük ve geçen bölümün sonunda ve bu bölümün başından beri duvarın kuzeyinde atsız dolaştığını da gördük. Duvarın kuzeyinde kimde at var? Benjin amca. Ha o at iki kişiyi üstüne neden almıyor veya niye Bencin'in o ata binmesi için çok geç? Onu da bilmiyorum ama sanırım cevap senaristler yazdı oldu. En son gemideki sahneye geçersek White'ın duvarın güneyine geçtiğini anlayabiliriz. Demek ki gemiye yüklediler ve kralın şehrine gidiyorlar. Bu noktaya da bir sürü kişi takılmış. Hatırlarsanız birinci sezonda gece nöbetçileri tarafından 2 white duvarın güneyine taşınmıştı. Yani insanlar taşıyınca geçebiliyorlardı. Aynı şey burada da gerçekleşti. Bölümde asıl takılınması gereken şey o zincir ejderhanın boynuna nasıl bağlandı. White'lar suya girmiyordu hani. Neyse şaka bir yana benim incelemem bu kadar. O cıvık John ve Dany sahnesine değinmek istemiyorum zaten. Her şey açık. İsteyen Patreon'dan kanala destek olabilir. Kuzey abone olmayı unutmaz sözünü sizlere hatırlatıyorum. Patreon'dan kanala destek olan herkese özellikle Nazım Paşa'ya teşekkür ederek videoyu bitiriyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.